Merhaba. Türkiye'de medya gerçekleri yazmak için değil, gerçekleri örtmek için vardır. Ahmet Altan'a göre devlet iki şey ister. Sırlarımı duyurma, propagandamı yap. Devamla şöyle der. Bizim medya devletten hemen hemen hiç ayrılmadı. Ama bugünkü kadar medyanın devlet haline geldiğini görmedim. Bu tespiti 2014 yılında yaptı. Sonunda devlet, gazeteci yazar olarak bedelini 4 yıl 7 ay yatırarak ödetti ona. Bugün artık bırakın devlet propagandasını, medya unsurları ben devletim, devlete çalışıyorum demekten sıkılmıyor. Bilakis devlet benden şunu şunu istedi diye gevrek gevrek konuşuyor. Kimse de sormuyor tabii. Devlet dediğin kim? Devletin nesi oluyorsun? Senden bir şey istemesi normal mi? Başka ne istedi? Hangi isteklerine uydun, hangisine uymadın? Devlet mi sana yakın, sen mi devlete yakınsın? Böyle birbirinizden karşılıklı taleplerde bulunur musunuz? Ayrıca hangi devlet? Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü diyen Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergen'in devleti mi? Hatırlatalım, Mustafa Duyar Sabancı suikastı zanlısıydı, cezaevinde öldürüldü. Her ne hal ise, Ankara'da devleti ele geçirme mücadelesi seçime bir yıl kala tüm şiddetiyle devam ediyor. İktidar gündem belirleme becerisini ne zamandır kaybetti, gündemi Kemal Kılıçdaroğlu belirliyor. Dikkat buyurun, CHP demedim, Kemal Kılıçdaroğlu dedim. Kılıçdaroğlu son aylarda iktidarı tedirgin eden hamleler yaptı. 13 Mayıs Cuma günkü Sadat baskını sıcağı sıcağına pek hissedilmese de mühim bir milattır. Seçim güvenliğinden provokatif kalkışmalara, siyasi suikastlara kadar bir dizi konuya dikkat çekti. Bowling deyimiyle tek atışta birden fazla lobut devirdi. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bugün Erdoğan mitinglerine insan bulamıyor. Partililer alanı doldurmaya yetmiyor. Öğrencileri getiriyorlar olmuyor. Eskiden gönüllü kamu görevlilerini izinli sayıp otobüslerle taşırlardı, şimdi yazılı emir çıkarmaya başlamışlar. Katılmak istemeyen memurlar görev emri olduğu için işlerini kaybetmekle karşı karşıya. Bürokratlar rahatsız. İktidarın yemlemesine ve üst üste dokunulmazlık yasaları çıkarmasına rağmen artık suça ortak olmak istemiyorlar. İki nedenle. Birincisi iktidar gidiyor ve yenisine hazırlanıyorlar. İkincisi, suç tanımına giren konuların affı yok. Onun içindir ki Ankara'dan bilgi ve belge akıyor. Hepsi bir yana en güçlü veriyi sokaklardan alıyorsunuz. Son sokak röportajlarına bakın, vatandaş korku duvarını delip geçmiş, eskiden kameradan kaçanlar şimdi uzatılan mikrofona atlıyor. Haftanın popüler sorularından biri şuydu. Erdoğan kaçacak mı? Kaçar mı? Kaçarsa nereye kaçar? Nasıl kaçar filan? El cevap bilmiyorum. Bildiğim, son tahlilde canı tatlıdır. Tıpkı bürokratları gibi.